Merhaba sevgili oğlaklar. Selamlar sevgili oğlaklar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokuru Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan, Aralık ayı gökyüzü durumuyla sizlerle beraberiz. Evet, oğlak burcu için neler var sevgili Demet? İlginç bir döneme girdik, ne dersin? Evet sevgili oğlaklar, Aralık ayına yay burcundaki yeni ayla başlıyoruz. 3 Aralık'ta doğacak, 10 derece yay burcunda. Oğlaklar için 12. ev yeni ayı bu. Ay başında birazcık içe dönük olabilirler oğlaklar. Belki i̇çe kısa dönük, bir tatil, bir dinlenme, evet. Sağlıkla ilgili bir belki bir check-up, bir tedavi imkanı. Sağlıklarına dikkat edecekler. Sağlıkla ilgili bir sıkıntı varsa ortaya çıkacak. Bazıları check-up yaptıracak. Yalnızca sevgili oğlaklar, unutmayın ki 12. evinizde yılda bir ancak yeni ay olur. Ve bu yeni ay olumlu bir yeni ay. Diyete girmek, kozmetikle uğraşmak, fiziksel olarak güzelleşmek, zayıflamak, kendinizle ilgilenmek ve kendinize biraz zaman tanıyarak kendinizin biricik ve tekil olduğunuzu anlayabileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Psikolojik olarak bazı terapiler görmek, sağaltımlara gitmek, rahatlamak, astrolojik danışmanlık almak ve kendinizle ilgilenmek için çok iyi bir dönem. 3 Aralık'ta başlıyor, 17 Aralık'a kadar devam ediyor. Bu dönemi çok dikkatli bir şekilde kullanmalıyız. İşte bu dönemlerde aslında yeni aydan bir gün sonra ilk hilal dediğimiz dönemde 4 Aralık'ta başlanılan bir diyet, kozmetikle ilgili bir çalışma, Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda olmasıyla beraber cilt ile ilgili problemlerde kalıcı çözümlere sebebiyet verebiliyor. Hızla kilo vermek, incelmek, daha rahatlayabilmek, biraz spor yapabilmek, bir diyetisyenden destek alabilmek, Merkür ve Mars'ın Oğlak Burcu'ndaki destek açıları sebebiyle gerçekten iyi. Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda olduğunu unutmayın. Yalnızca 21 Aralık'a kadar bunların da iyi olduğunu unutmayın. 21 Aralık'tan sonra bu söylediğimiz estetikle ilgili kavramlarda 31 Ocak'a kadar size cız diyoruz. Venüs çünkü retrograde yapıyor Oğlak Burcu'nda. Evet Demet, neler diyorsun genel olarak? Evet, genel olarak burç değişimleri çok var bu ay. 7 Aralık'ta Mars Terazi Burcu'na geçiyor. Gezegenler çok hızlı hareket ediyor ve Mars 27 Temmuz 2014'e kadar Terazi Burcu'nda kalacak. Ama burada 1 Mart'ta 20 Mayıs arasında retrograde harekette bulunacak. İlgilenen arkadaşlarımızın ve izleyicilerimizin yıllık Oğlak Burcu yorumlarında Mars'ın 1 Mart'la 20 Mayıs arasında ne tip negatif etkilere sebebiyet vereceğini de dinleyebileceğini görmekteyiz. Mars Terazi Burcu'nda bu ay neye sebebiyet verecek genel olarak? Evet, kariyer ve iş hayatlarında bazı mücadeleler oluşabilir. Rekabet artıyor, gerginlik olabiliyor, eleştiriler alınabiliyor. Sizden daha üst düzey değerle çatışmayın, tartışmayın ve biraz daha sessiz kalmayı bilin diyoruz. 10 Aralık'ta Merkür üçgeni Uranüs'le beraber biraz gökyüzü düzelmeye başlıyor. Gökyüzündeki gerginlik azalmış. Özellikle 13 Aralık'taki Jüpiter-Satürn üçgen açısı oğlaklar için de güzel evlenmek bir açı. Ve çocuk. Evet, evlilik. Evlenmek çocuk. Ve çocuk. Evet, ilişkilerle ilgili yeni... Akrep kaçıncı güzel... evine düşüyor oğlan, düşün. 11. evine düşüyor. 11. Evlilikle ilgili tören. Evlilikle ilgili yapılar. Yükselen oğlaklar, oğlak burçları, iş anlaşmaları, iş ortaklıkları, evlilikle ilgili yeni bir partnerle karşılaşabilmek. Bu dönemde yeni bir ilişki başlarsa 10 Aralık'ta 17 Aralık arasında sevgili oğlak evliliğe gider. Başarı, şans, uzun vadeli, istikrarlı iş ortaklıkları, evlilikler, sabırlı, azimli çalışmalar, mücadelenin az olması, evrensel bazı kozmik dengelerin de size yardım etmesi dediğimiz bir yapı var. 17 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir dolunay var. 25 derecede İkizler 36 dakikada ne anlama geliyor sevgili Demet? 6. evlerinde olacak bu dolunay. Günlük işleri, çalışma koşullarıyla ilgili bir dönem sona erebilir, bir kavram sonuçlanabilir. Yanlarında çalışacak bir elemanın işe alımı, işten ayrılması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Evet, birlikte çalıştığınız kişilerle ilgili sorunlar ve sağlığa dikkat. Sağlıklarıyla ilgili belki bir tedavi imkanı ortaya çıkabilir ya da bir teşhis ortaya çıkabilir. Yoğun bir iş dönemine girebilirler. Evet. Bir proje bitebilir. Bir bayanla yollarını ayırabilirler. Dolunay döngüsü olduğu için bir bayanı da etkileyebiliyor. Evet. 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na girmeye başlıyor. Artık burcunuzda hızla kuvvetlenmeye başlıyor. Evet, oğlakların zamanı başlıyor 21 Ocak 2014'e kadar. Evet, yalnızca 21 Aralık'tan itibaren Venüs retro harekette sevgili oğlak, videonun başında söylemiştik. Bazı problemler var 28 derece Oğlak Burcu'nda. 31 Ocak 2014'e kadar lütfen dikkat, alarm.
Evet. Alarm, evet. Alarm. Evet. İnatçılık yok, keçilik yapmak yok. Bu dediğimizi çok dikkatli dinleyin, yoksa başınıza gerçekten bela açarsınız. Evet. Evet, Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor 24 Aralık'ta. Yine iletişim günlük hayatlarında hızlanabilir. Merkür Oğlak Burcu'nda bulunmayı sever aslında. Özellikle işle ilgili konularda daha hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Aralığın son haftası Oğlaklar için biraz riskli. 25 Aralık'tan itibaren gökyüzünde özellikle öncü grupları etkileyen sert açılar oluşmaya başlıyor. Mars karşıtı Uranüs, aile ve iş yaşamıyla ilgili gerginlikler, ailede olabilecek sıkıntılar. 29 Aralık Merkür kare Uranüs. Yani Uranüs gezegeni gökyüzünde güneş sistemi içinde tüm diğer gezegenlere negatif, agresif ve çatışmacı bir şekilde giriyor. Çok gergin bir şekilde giren Uranüs'ün Oğlak Burcu'na da çok olumlu yaklaşmayacağını bilmeliyiz. 29 Aralık Merkür kare Uranüs fikir ayrılıkları, 30 Aralık Güneş kare Uranüs iş ve kariyerle ilgili çok ciddi sorunlar, aile ve aile üyeleriyle ilgili problemler, belki evet. Ev değiştirmek, evde evet. olabilecek kazalar. 31 Aralık gece yarısı hiç beklenmedik bazı olayların olabilmesi, sosyal gerginlikler, kazalar, çatışmalar. Yılbaşını lütfen evde, aile ortamında sükunet içinde ve az alkol ararak geçinin. Unutmayın, 1 Ocak'ta burcunuzda evet. bir yeni ay var. Bu etkiler altında. Bu etkiler altında Güneş-Plüton kavuşumuna bir yeni ay var. Ve bu yeni ay 16 Ocak'a kadar da aslında gerçekse 14 Ocak'a kadar çok baskın, 16 Ocak'a kadar daha az baskın bir şekilde etkiliyor. Yani Oğlak burçlara Aralık'ın ilk 3 haftası çok iyi, Aralık'ın son haftası ve Ocak'ın ilk 2 haftası da gergin, kariyer, ev yaşamıyla ilgili sıkıntıların çok yoğun olduğu bir dönem dedim ben. Sen ne dersin? Evet, zor bir dönem. Özellikle Aralık'ın sonu ve Ocak başı doğan oğlaklar için de solar return'lere etkileneceği için biraz zorlu bir yıl olabileceğini söyleyebilirim. Şimdi şöyle, 25 Aralık'ta doğanlar, evet. 29 Aralık'ta doğanlar, 30 Aralık'ta doğanlar, 31 Aralık'ta doğanlar, 1 Ocak'ta doğanlar, 7 Ocak'ta doğanlar, 9 Ocak'ta doğanlar bir yıl boyunca zaman zaman gergin ve problemli dönemlerle ve kavramlarla karşılaşacaklar. Bu arkadaşlarımızın doğum haritalarında Mars ve Uranüs gezegenleri problemli açılara sahip ise önümüzdeki 2014 yılı onlar için biraz daha sorumluluk dolu, biraz daha hayatlarında yorucu değişimlerin olacağı bir yıl olacağını da unutmasınlar. Ayrıntılı bilgileri ve detayları bilinçokuru.com isimli sitemizin aylık burç yorumları haricinde yıllık burç yorumlarında da rahatlıkla bulabilirsiniz. YouTube partner kanalımızda da bu konuyla ilgili videoları rahatlıkla bulabilirsiniz. Saygılarımla. Hoşçakalın. Güle güle.